Herkese günaydın. Ben şöyle kahvaltımı hazırladım. Tel peyniri, işte beyaz peynir koydum. Birazcık böyle sosis kızarttım kendime birkaç tane. Geçen günden kalma patates kavurmam vardı dolapta, onu koydum. Böyle işte neyse ıvır zıvır birkaç bir şey koydum. Hiçbir şey istemiyor canım nedense bilmiyorum. Bir iştahsızlık söz konusu, ben de şaşırdım. Ve şöyle demli de bir çay koydum kendime. Televizyonu da açtım. Televizyon, kahvaltı, televizyon, kahvaltı ikilisi yine. Evet, öyle işte güne başlayalım inşallah. Şimdi dışarı çıktık. Ay patladı çocuklar vallahi ya. Biraz böyle göle doğru gidelim dedik. Şey yapalım diye. Biraz böyle yürüyüş yapalım diye. Giderken de vallahi biraz hafiften acıktık. Simit istiyoruz. Böyle çıtır çıtır simit alalım gidelim dedik. Her zamanki gibi. Evet geldik. Simitlerimizi aldık. Maskelerimizi de taktık. Ayran vardı arkada. Vallahi bugün de öyle olsun. Ne yapalım? Havada karanlık. Karanlık çok üzeri. Şu maskemi iyice şey yapayım da. Ay biraz içim açılsın dedim. Vallahi evde böyle bir arkadaşlar. Yani böyle sıkıldım, bunaldım. Hani böyle ne bileyim, anlarsınız bazen olur ya böyle modunuz düşüktür, yerlerdedir, bir türlü düzelmez. Şöyle biraz dedim su göreyim, biraz suyun yanında. Ne bileyim belki iyi gelir dedim, biraz açık havaya çıkayım. Bizim evin önü park ama yani bilmiyorum, oradan da korkuyor insan. Hani bir sürü şey söylediler işte, bir sürü vaka varmış çünkü çevrede. Buralar biraz daha bu saatlerde şey oluyor. Şöyle göstereyim. Burada şöyle güzel bir saat var. Buralar biraz daha işte tenha oluyor. Gördüğünüz gibi bakın kimseler yok. Yani onun için dedim gideyim şurada çoluk çocuk birazcık şöyle hava alalım, yürüyelim rahatça dedim. Zaten gelenler de yürüyüşe geliyor bu saatte. Bu mevsimde daha doğrusu yazın kalabalık oluyor ama şöyle İyi hala yeşil yerler valla. Şöyle şurada yapraklar dökülmüş ama yine de yeşillik var. Ve sürekli görevliler geziyor burada. Asla maskeni çıkartamıyorsun otururken, pardon ayaktayken. Yani otururken izin veriyorlar hani bir şey yersen falan ama görüyor musunuz biri daha burada simit yemiş. Yerlere de atmış sağ olsun. Ondan sonra ay çok güzel. Ördeklere bakın. Valla tam zamanda gelmişim. Buraya otur bunu seyret dinlen işte. Mis gibi. Ay Murat çok güzel değil mi? Oturalım mı şuraya? İşte bakın şuraya oturacağız şimdi. Tam gölün kenarı. Buraya biraz oturalım. Çok tatlılar. Simit, ay keşke ben buna ekmek alsaydım ya, bilseydim. Arkadaşlar harika. Masalı yere otursak. Ya şuraya oturalım dedim canım gölün kenarına, bilmiyorum. Nasıl güzel ekmek atardık, bunlar hiç aklıma gelmedi ya. Yani bu kadar hani çok yoklardı böyle, buralara gelmezlerdi. Demek ki havalar soğuyunca geliyorlar. Çok güzel. Ay harika. Bayıldım bayıldım Sen ne yani. çıkarıyorsun? Aliye ne yapıyorsun? Hemen üstünü başını çıkardın Aliye. Hemen giy, hemen giy. Vallahi hasta olursun. Bak beni pişman etme. Allah'ım burada da köpekler var. Her zaman geliyorlar ama çok zarar vermiyorlar. Çok değil zarar vermediler şimdiye kadar. İnşallah vermezler yine. Eşim hemen kendine selfie yeri buldu. Çek Murat, tek tek çek. Tabii tek çek kendini.
Ben seninle de çıkayım. Şurada da bakıyor musunuz? Burada bir karşılaştılar. Bir şey oldu orada. Geldi ha. Ay çok tatlılar ya. Çıkar şeydi ha. Gördüğünüz gibi tek tük insan var. Şöyle çok da çekmek istemiyorum ama bomboş valla. Bu havada bizden başka deli yok işte gelen. Ama valla üstümüze giydik sıkıca. Biraz dedim hava alayım. Çok tatlılar. Koyma işte. Şu ayranları da şöyle sileyim vereyim çocuklara. Islak mendille. Ali al. Sen ellerini sildin mi? Şu da senin olsun anneciğim. Bakın görüyor musunuz? Şurada ekmek veriyorlar. Hepsi oraya toplandı. Ve kavga ediyorlar resmen birbirleriyle. Eşim de gitti valla. Şu ileride büfe gibi bir yer vardı. Hala açıksa yer. Dedi bulabilirsen bir ekmek alayım dedi. Verelim dedi. Ay çok tatlılar ya. Doyamıyorum o kadar. Yani çok pişman oldum. Hiç aklıma gelmedi ya. Gelip bir şey alıp gelmek. Güzelliğe bakın ya. Nasıl koşuyorlar ekmek var diye. Ay arkada da köpek korktum birden valla. Ali doğa bir tarafa gel. Köpekler bile aç. Herkes aç ya. Yazık. Tabi havalar soğuyunca insanlar gelmiyor buraya. Muhtemelen de belediyede vermedi mi ne yaptı. Hadi düşersin dikkat et Alya. Ay bir yerden de müzik sesi geliyor telif yiyeceğiz. Ay Murat nereden aldın? İyi dur gel baban ekmek aldı. Ekmek bulmuş gelmiş vallahi işim. Anne ben bunu yiyorum. Ye anneciğim ye. Onlar ekmek de olsa yer. Murat bize de versene biz de yapalım. Nereden buldun canım? Büfeden mi buldun? İyi. Küçük küçük yap Alya atalım. Murat düşersin dikkat et ne olur. Tamam öyle yapalım. Murat düşersin ne olur gel. Gel şunu atalım. Evet ta oradan atmana gerek yok ki. Deniz olsa neyse de ay Allah korusun göl çeker hemen. Tamam al. Biraz ben de atayım şöyle. Ay kurban olurum ya. Murat nasıl açlar? Aliye dikkat et. Murat. Aliye buradan at. Arkaya gelseniz ya. Vallahi akşam. Çünkü aşağısı direkt göl. Ay gelmesen. Murat şundan. Şu köpekler var ya beni öyle bir tedirgin ediyor ki bak nasıl gidiyor. Bak. Vallahi yoruldum. Dayanamadık. Tekrar gittim 5 tane kalmış canım. İyi tamam yeter. 5 tane kalmış onları da aldım. Bir tanesini ver bakayım ona. İyice besleyeceğiz onları. Bak nasıl bir taplanıyorlar bak. Evet biz eve geldik. Şimdi çamaşırlarım var vallahi onları asmam lazım. Şimdi şuraya bir çay tepsisi hazırlayayım. Birazdan çay koyacağım vallahi. Şunları da şöyle yerleştireyim yerine. Ondan sonra
tek şu borcama kaldı. Onu yapayım. Hırkayı şuraya attım, geldim. Şurası da öyle borcamlarımı koyduğum yer. Evet Alya. Şuraya da borcamlarımı koyuyorum. Vallahi yer yok, her yer şey dolu yani. Şimdi akşam saati. Ben yine bugün yemek yapmadım arkadaşlar. Yine derken sanki her zaman yapmıyormuşum gibi. Vallahi arada böyle bir kırıntı canımız istiyor. Böyle hazır bir şeyler canımız istiyor. Eşime söyledim, gereken bir tane böyle Rus salatası aldı. Şöyle bir paket sandviç çekmeyi. Ali, Doğa beni çok... Doğa beni güldürüyor, öldürüyor beni ya. Ondan sonra bir şey, bir pakette Pınar'ın sosinden aldık ve... Tabii ki ketçapımız ve mayonezimiz de burada. Şimdi güzel bir sandviç hazırlayacağım. Ne sandviç ya? Sosisli sandviç hazırlayacağım. Ve bugün içecekle onu yiyeceğiz valla. Değişik olsun, böyle canımız istedi. Şöyle tavaya azıcık yağ koydum. Ve hemen sosisimi açıyorum. Şimdi bu üçümüze yeter. Burada kaç tane? 5 tane sosis var. Merhaba arkadaşlar. Geldi bizimki. Bizim evin şeyi geldi. Bülbülü. Azıcık anneciğim şey versene. Ne, ben dizim sevdiklerine gidiyorum. Salça Doğa. Salça mı? Şöyle sosisleri diziyorum arkadaşlar buraya. Şöyle. Ya bu şey, aslında bu benim amacım şu dışarıda yediğimiz hot doglar gibi yapmaktı. Bugün hot dog yapmaktı. Yani sadece bu sosis ve böyle hardal mayonez falan koyuyorlar. Sadece ketçap. Hani böyle Ikea'da falan var, biz gittiğimizde çok yiyorduk. Yani şu kalın sosislerden güzel oluyor. Onlardan da bulamadık. O yüzden şöyle sosisli sandviç yapacağım. Bu salatalı falan böyle sandviç değil, olsun yani. Ay nezle gibiyim, delik gibiyim ya. Azıcık böyle kızarsın. Sonra birazcık böyle yine salçalı su ekleyeceğim. Böyle sos gibi olsun azıcık. Şöyle salçayı sulandırdım arkadaşlar. Azıcık kekik ve karabiber ekledim. Normal böyle salçalı sosis yapıyormuşum gibi. Şimdi böyle birazcık haşlayacağım sosisleri bu sosta. Pişecek yani. Sonra da dediğim gibi işte diğer şeyleri üzerine de İşte Rus salatasını koyacağım, ekmeğin arasında bunu koyacağım. Çok böyle karıştırmayacağım, başka bir şey yapmadım zaten. Sonra da üzerine şu sostan da ilave edeceğim. İşte bu. Bu okullarda, eskiden okulların kantinde yediğimiz işte klasik sosisli sandviç. O zaman Rus salatası bile koymuyorlardı. Şöyle ekmeğimi açayım. Al anneciğim şunu. Şu 5'i zaten 5 tane sosis var. Ha Doğa şey var ya. Şu dolaptaki sosisi de getir. Annem orada sosis vardı. Açılmış. Bunun araları açık zaten araları. Okey. Şöyle mi? Hı, onu da at annem içine. Pişsin. İyi, iyi durumda. Baban doymayacak muhtemelen. Çünkü 2 taneyle. Açın. Şimdi bunlara azıcık Rus salatası koyacağım. Üstüne de sosis ekleyeceğim. İşte bu yani. Bakayım. Bim'in de Rus salatası almıştık daha önce birkaç kez. Güzeldi. Bakacağım şimdi. Tarihine baktı mı ki Murat? Gözümde bir görüntü. 2018'i. Ha, iyi daha var. İşte kim bilir ne katkılar var o kadar dursun diye. Ama işte bazen vallahi pratik oluyor. Mecbur. Canımız isteyince. Vallahi bunu bile evde yapardım normalde ama inanın bu aralar bilmiyorum neden böyle. Hiç mi hiç canım bir şey istemiyor. Neden olduğunu anlamadım işte. Şurada.
çok da bıcık bıcık yapmayacağım zaten. Seninki de koyayım mı Doğa? Hı hı. Sizin kantinde de var mı? Yani yapmıyorlar mı? Bu kadar şeyler detaylı değildir değil mi? Şu an şeyden dolayı. Ha, pandemiden dolayı. Sosisleri gördüğünüz gibi gayet pişti. Ve direkt aralarına koydum. Şöyle de hafif şunu bir üzerine şöyle sosundan koyacağım. Sosu da kaynaya kaynaya azalmış ama yeter zaten şöyle. Gördüğünüz gibi isteyen işte mayonez, ketçap da şuradan bir şey çıkar kızım. Tabak çıkar hadi anneciğim. İsteyen mayonez, ketçap koyar. Bence gerek yok. İçinde zaten salçası var ama işte çocuklar seviyor. Bu olur mu? Dur annem bakayım. Özellikle ben sosisi yeşil kalır aklım çok güzel. Çok mu güzel? Ne oldu sevmedin mi? Önce sevdim diyorsun. Sevdim. Dur bakayım. Baktım getirdim. Aferin kızım. Evet, biz sandviçlerimizi böyle hazırladık. Şimdi içeri götüreceğim içecekle beraber. Afiyet olsun. Şu şeyi kapattım camı. Şimdi bir çay demleyeceğim. Şöyle bir dolu kaşık atayım şundan. Şimdi ikimize. Çocuklar çok içmiyor. Neyse şöyle atayım. Tamam. Şey başladı, İbo Show başladı şimdi. Çayımız da olsun. Onu seyredeceğiz. Birazdan da arkadaşım canlı yayına başlayacak zaten. Ona kadar. Şöyle. Evet, çayım olsun. Evet, şöyle çayımı da koydum. Bugün şey var. İbo Show var. Şimdi birazdan başlayacak. Hatta başladı aslında. Hemen reklam arasına girdi. Tekrar şey yaptı. Süt çayımı da koydum. Şöyle dışarıdan geldik ama vallahi hava soğudu. İlk gittiğimizde güzeldi. Böyle şey değildi. Sonra hava bayağı bir şey yapmaya başladı. Arkadaşım arıyor. Ondan sonra dedik biraz içimiz ısınsın. Hem de böyle eşim de öyle. Ben de öyle gerçekten bir şey seyrederken özellikle keyif aldığımız bir şeyi izlerken işte çay içmeyi ya da bir şeyler yemeyi falan seviyoruz. Şimdi onlar çekirdek çitli içerdi. Meyve falan koyalım çaydan sonra. Birazcık içimiz ısınsın. Şöyle bir mis gibi bir fincanda olsun çay yapayım. İçeyim. Bu arada da Selma'nın canlısı başlayacak birazdan. Çekiliş de yapıyor. Ben de izlerim kadar anne. Sen de izle. Çok seviyorum Selma teyzesini. Selma teyzenin bir şey diyecek mi anne? Ne diyeceğim? Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Öyle yani. Gideyim şimdi şu İbo Show seyredim. Ay biraz önce şey yaptı işte. Eski şeylerini falan gösterdiler. Ne bileyim ya, bazıları onu sevmez ama ben çok seviyorum valla. Şarkılarını falan çok seviyorum. Sesini de çok seviyorum. Bazı şeyleri kendinedir. Ama işte bana hissettirdikleri önemli. Gerçekten yerinde olmaz bir sanatçı. Vallahi Allah sağlık saat versin. Çok mutlu oldum şimdi. Başladığı için de izlemeye gideyim şimdi. Kutsi ile başladı. Tubiş'im geldi arkadaşım. Akşam oturmasına. Evet. Özlemişiz birbirimizi. Aybar özledin mi biz teyzeciğim? Özledim. Ay yerim ağzın senin. Evet. Tuba kısır yapmış, getirmiş. Çayı da koymuştum ben zaten. Geleceğinden haberim yoktu. Vallahi iyi oldu kısır da yanına. Evet, gayet demini almış. Evet. Koyalım çaylarımızı. Mama.
Yarın biz görüyor musunuz içi nasıl şey olmuş. Yarın onu bir temizlemem lazım. Kireç olmuş yani. Aa, su mu bitti? Kaynay kaynay su bitmiş. Evet, saç baş dağıldı tabii. Şu an buldum. Uykum geldi. Arkadaşına gitti biraz önce. Daha doğrusu bayağı önce gitti. Çocuklar falan da uyudu. Şöyle bir ortalığı topladım tekrardan. Mutfakta biraz iş vardı. İşte çaydı bir şeylerdi. Şimdi de yatacağım inşallah. Yarın hafta sonu yine. Hatta bugün de hafta sonuydu. Vallahi günleri şaşırdım. Bugün cumartesiydi. Yarın pazar. Hatta bugün pazara girmiş durumdayız. Çok güzel hafta sonları olsun. Sağlıklı güzel günler olsun. İnşallah. Allah'a emanet olun. Kanalıma da abone olmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Hoşça kalın.